Analiz diyor burada gördüğünüz gibi. İki kripto para için bu seviyelere fırlamadan bahsediyor. Buna bir göz atacağız ve neymiş ne değilmiş diye bahsedeceğiz. Bu da Ether ve XRP Coin üzerine tabii ki konuşuluyor. Abone olalım. Aynı zamanda videoyu beğenelim. Bunlar tabii ki önemli şeylerdir. İzleyen herkes dediğim gibi hem kanala abone olsun, aynı zamanda videoyu beğenmeden de geçmesin kesinlikle. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum diye ifade etmek isterim. XRP'de özellikle short squeeze'den bahsediyor. Short squeeze muhabbeti nedir? İşte short sıkışması olarak geçer. Belli bir noktada shortlamalar yüksek olduğunda bir kırılım meydana gelebilir. Diyebilirsiniz ki shortlandığında fiyat düşmeyecek midir? Evet düşecektir ama bu bir sonuçtur. Yani shortlamaların yüksek olması zaten pariteye etki ettiğini gösterecektir. Yani sonuç vermiştir. Dolayısıyla bunların tamamında bir kırılma gerçekleştiği takdirde bu noktada longlar ağır basacaktır ve yine açığa çıkıp fiyatlarda ciddi yükselişler olacaktır. Yani vadeliler daha yüksek etki edecektir. Maalesef tersi de mümkün. Long squeeze diye de bir olay gerçekleşmektedir şeklinde ifade edebilmek mümkün olacaktır. Kimisi yüksek long oranından kaynaklı olarak yükseliş bekler, bir niyet okuma yapar. Kimisi long squeeze der. Bu tabii ki durumdan duruma göre değişecektir. Yani diğer verilerle birleştirdiğiniz zaman bunlar bir anlam ifade eder ve ikisi de belli zaman dilimlerinde mümkündür. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi finansal ortamlarda 2 ile 2'yi topladığınız zaman gördüğünüz gibi hiçbir zaman 4 etmemektedir. Bu da bunun kanıtlarından bir tanesidir diye ifade edebiliriz. XRP Coin'de güçlü yükselişler olacağını düşünüyorum değil, olacağının farkındayım, eminim ve biliyorum. Çok güçlü hareketler gerçekleşme ihtimali yüksek. Bitcoin Cash'e de işte niye yükselmedi dedi, dendi. Litecoin'e de dendi. Belli bir noktadan sonra patır kütür bunlar yükselmeye ve bu noktada çok sert fiyat yükselişlerine maruz kalmaya başladı. Dolayısıyla neden yükselmiyor diye sızlanmak yerine farklı olan bir şey yapın. Yani yüzlerce piyasaya giren tabiri caizse bu nasıl diyeyim sudan çıkmış balıklardan farklı bir şey yapmak lazım. Bu noktada ne yapmak? Doğru yatırım yapmak lazım. Yani bu kadar basit. Analist diyor bu iki kripto para bu seviyelere fırlayabilir. Peki bakalım şöyle. İyi geçen bir Mart'tan sonra kripto para yatırımcıları odağını Nisan'a çevirdi. Nisan'da iyi geçer. Müşteri oldun yani. Şu anda da şey diye düşünenler olacaktır. Ya işte bu ne böyle? Niye fiyatlar düşüyor falan tarzında da. Yani bu tarz düşünceler olacaktır. Bunlar da çok anlamlı düşünceler değil. Ne yazık ki. Aslında açılış bakımından görmüş olduğunuz gibi en iddialı açılışlardan bir tanesini gerçekleştirdi. Ama normal ve güzel bir düzeltme hareketi yaptı. Yani şu anda Nisan'ı şu şekilde kapatsa orta uzun vadede çok daha iyi olacaktır Bitcoin için. Yani Nisan'ı böyle geçirip de kapatsa bu Bitcoin'in boğa sezonu genelindeki performansı için daha iyi olur. Yani onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Kapatır mı? Hiç zannetmiyorum. Muhtemelen buradan bir iğne bırakıp Nisan'ı da sert yükselişlerle devam ettirecek gibi gözüküyor. Yani benim düşüncem bu yönde. Bu noktada Ether'den ve XRP'den bahsediyor. Aslında kaderi birbirlerine bağlı olan iki tane majör varlık. Bir yerde tabii Daltonlar misali. Abinin boyu biraz daha kısa maalesef burada da. Büyük olan biraz daha şey. Yani bu noktada XRP Coin daha yaşlı olmasına rağmen tabii ki Ether'in ondan daha büyük olduğu da bilinen bir gerçektir. Aralarında da sert bir rekabet var ama içeride her ne kadar rekabet etse de birbirlerini yeseler de günün sonunda bağlılar. Şu anda
Emin olun, Ripple tarafı, hatırlarsınız Ripple CEO'su da yakın zaman içinde BlackRock'un XRP ETF, spot ETF başvurusu yapması üzerine konuştu. Bu noktada tabii ki yapacaklar, yapmayacaklar diye bir şey söylenmemiş olmakla birlikte yapılırsa memnuniyetle karşılarız diye bir ifade kullanıldı. Brett Gerlinghaus tarafından hatırlayabileceğiniz üzere bu tarzda bir durum söz konusu olmuştu. Yani neyle karşılayacaklar başka? Tabii ki de nedir o şeyle karşılayacaklardır. Memnuniyetle karşılayacak yani neyle karşılayacak ki başka? Durumlar böyle yani ana hatlarıyla. Şu anda ETF'ler nezdinde Ether ETF'leri ile birlikte yani Ether ETF'i çıktığı halde o noktadan sonra XRP ETF'inin çıkma ihtimali de ciddi şekilde artacaktır. En önemli hususlardan, en önemli unsurlardan bir tanesi de günün sonunda budur diyebiliriz. Yani şu anda Mayıs ayında Ether Spot ETF'inin onaylanmasını biliyorsunuz ki bekliyoruz. Bunun gerçekleşmesi halinde XRP'nin önü açık, ara açılacaktır. Tekrardan altını çizerek söyleyelim. Yani bu durumun gerçekliğine de ışık tutalım. İyi geçen Mart ayı dedik. Diyorum ya Nisan da iyi geçer. Ether için mesela 2024 10 bin dolardan bahsediyor. Ether için Mayıs'ta SEC ETF'i onaylasın. Kaç 10 bin gelir ben bilemiyorum yani. Bak kaç 10 bin gelir yani üst üste fiyatta. Bu noktada XRP. BlackRock ETF'i gerçekten yakındır diye düşünüyorum kesinlikle. Ama yakın derken yani şey anlamında değil. Bir anda o olacak işte hemen çat dakikasında bu sefer de öteki olacak şeklinde bir iş değil burada bahsettiğim. 2025'e kadar bu iş uzar. Yani Ether nezdinde bir ETF gelse bile 2025'i çıkartır. Onu da söylemiş ve ifade etmiş olalım. Hele ki XRP'de başvuru geldiğinde ve onaylandığında neler yapabileceğini ciddi söylüyorum aklım almıyor. Yani neler yapabileceğini şu an düşünemiyorum. Ama vakti geldiğinde yani düşünmeye de gerek yok. Zaten vakti geldiğinde bunun cevabını gayet açık, net ve anlaşılır bir şekilde alacağız demek lazım. Bakalım vakit bize ne gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.